Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Yine ekonomiyle ilgili bir haberle başlayacağım. Konut satışlarıyla ilgili, ipotekli konut satışlarıyla ilgili, bir de yabancıya konut satışlarıyla ilgili. İkisi de önemli. Birisinde haber kötü, diğerinde haber iyi. Acaba sevinelim mi, üzülelim mi? Ben yine de kötü haberi okuyayım önce müsaade ederseniz. İpotekli konut satışları Mart'ta %42 azaldı. Bu ipotekli konut satışında bir krizdir. İpotekli konut satışları nasıl yapılır? Tabii ki finansman kurumları aracılığıyla, bankalar aracılığıyla yani. Canlarım, kapitalist ekonomilerde ister liberal kapitalist olsun, isterse ilkel devlet kapitalizmi olsun, hangi kapitalizm olursa olsun, bankaların olduğu her sistemde bankalar paranın lüks nerminidir. Dedi bu lüks nermin nereden çıktı? Ya da lüks nermin kimdir diye merak edebilirsiniz. Lüks nermin 1950'li yıllarda yani Demokrat Parti'nin iktidarının en yoğun olduğu dönemlerde ülkenin en zengin ama nasıl söyleyeyim kelime bulamıyorum. Evdeki hanımefendisiyle yetinmeyen ülkenin genç ancak bedenini erkeklere kiralayarak hayatlarını kazanan güzel kadınları arasında ilişki kurardı. Evlilikte buna çöp çatan diyorlar. Evlilik yasal bir müessese. Diğeri gayri ciddi, gayri kanuni bir müessese. Lüks nermin işte orada o kadınlar ile o kadınlarla birlikte olmak isteyen cüzdanı şişkin kart zamparaların arasını yapar, onları buluştururdu. O da arada komisyonunu alırdı. Ve kart vizitinde seksüel operatör yazardı. Evet, seks çöp çatanıydı yahut da bir bakıma. Bunu bankaları aşağılamak için söylemiyorum. Hayır, aksine. Hani zaman zaman kızıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bizim gazetecilerimiz bunu benim çocukluğumdan beri yapar. Bizim gazetecilerimiz son zamanlarda gerçi yapmıyorlar ama çocukluğumdan beri iki şey yaparlardı. Bir, araçları kaldıralım ortadan. İkincisi de asacaksın taksi meydanında bir manav, bir kasap, bir bakkal. Bak bakalım bir daha fiyatlar artıyor mu derlerdi. Şimdi Taksim'de kimse bakkal manav asmıyor. Zaten Taksim'de de galiba asacak yer kalmadı. Bir tarafta camiler, mamiler, her taraflar neyse. Canlarım, ya işin gırgırı bir tarafa. Elbette kapitalist sistem aracısız olmaz. Yani siz düşünün şimdi, bir market sahibisiniz. Yo, hadi geçtik marketten, küçük bir bakkal sahibisiniz ya da küçük mütevazi bir manavsınız. Size tüketiciye yaranmak için, halka yaranmak için diyelim ama siz de halksınız canım kardeşlerim benim, yaranmak için nasıl iftiralar atıldığını görüyorum ve ben üzülüyorum. Tabii halkım da çok pahalı tüketiyor. Bilhassa tarım ürünlerini ama ve canlarım burası Türkiye. Mazot çok pahalı. Bunları taşıyan kamyonlar çok pahalı. Kamyon sahiplerinin genelde çalıştırdıkları şoförleri var. Evet, genelde yani o gördüğünüz kamyonlar o arabaların başında direksiyon sallayanların değil. Onlar da maaşla çalışıyorlar canlarım. Patronlar o arabaların, kamyonların sahipleri şoför çalıştırıyorlar. E bunun lastiği var, tamiri var, bakımı var. Gidiyorsun köydeki ürün tarladan satılmıyor ki. Tarladaki ürünü topluyor tarım üreticisi. Toplarken masraf. Bir traktörüne yüklüyor ya da başka bir araca yüklüyor. Yüklerken masraf. Ondan sonra tabii evine götürüyor, naklederken masraf. Tekrar indiriyor, tekrar masraf. Sonra başka birileri gelip alıyor onu. İşte aracı dediklerimiz gelip alıyorlar. Onlar gene keza tahmil ve tahliye deriz buna biz. Hamaliye yani bir bakıma yükleme ve tahliye etme, indirme. Masrafları var.
Yol masrafları var, geliyor. O geldikten sonra tekrar indirme masrafları var. Bunun vergileri var, karı var. Her tüccar dünyanın her yerinde böyledir. Satacağı bir malın üzerine sadece karını koymaz. Devlete vereceği vergiyi de koyar. Böyle. Ne yazık ki böyle. 100 liraya mı aldı malı bir tüccar? 100 liraya aldı bir malı. Kaça satacak? %10'la satacak, öyle mi? Ya %10'la satarsa 10 lira para kazanır 100 liralık malda. 5 lirasını zaten devlete vergi verir. O zaman ne yapar tüccar? Net 10 lira kazanmak istiyorsa devlete vereceği vergiyi de o fiyatın üzerine koyar. Devlete vergi vereceği vergi 5 liradır ama o her ihtimale karşı 8 lira ile 10 lira arasında bir koyar. Önce vergi, ödeyeceği vergiyi, sonra da eline geçmesi gereken karını koyar. Ayıp mıdır? Asla ayıp değildir. Sistem bu. Sonra her zaman söylüyorum. Arz ve talebin dışında fiyatları hiçbir şey kontrol edemez, hiçbir şey tespit edemez. Siz istediğiniz kadar bağırın, çağırın. Ay fiyatlar çok pahalı da, ucuz da. Tabii aradaki maliyetlerde görmezden gelemeyiz. Ama bakın patates, soğan. Nerede patates, soğan? Recep Bey aldı, dağıtıyor parasız. Neden? O kadar çok soğan patates var ki turizm de yok. Yani turist yok. Yani ek talep yok. Talep olmayınca geçen sene geçmiş şeyler gibi olacağını zannettiler. Hadi buyurun şimdi. Sonra da gelin devlet planlama teşkilatını ortadan kaldıran bu hükümete kızmayın. Canlarım benim, bakınız. Yine tekrar olacak. Benim kimseyle derdim, sorunum, kavgam yok. Benim kavgam, halkım refah içinde yaşasın, huzur içinde yaşasın. Aradığı mala kolayca ulaşabilsin. Benim sanayicim, tarım üreticim, üretebildiği malı kâr ederek satabilsin. Pahiş fiyatla değil, kâr ederek satabilsin. Kâr edebiliyorsa o da ne yapsın? Talebi arttırabilecek imkanlar geliştirsin. Değil mi canlarım? Ya bu esas güzeli olan bu. Şimdi gelelim işte bu bankacıların lüks nerminliğine. Bankacılar ne yapıyorlar? Konut sahibi olana para veriyorlar. Konut üreten bankanın konut talep edene verdiği parayı alıyor. O da ona konut veriyor. Yani bankalar talep edenle arz edeni bir arada buluşturuyorlar. Örneğin belki kötüydü lüks nermin örneği ama böyle bu lüks nermin deyip geçmeyin. 1959 senesinin Nisan'ında Türkiye'ye geldiğinde Sukarno, o zamanlar Endonezya devlet başkanıydı. Hem de kurucu devlet başkanı Endonezya'nın. Adam gittiği ülkelerde kadınsız yatamıyordu. Yatamıyormuş, öyle bir özelliği var kadının. O dünyanın nice ünlü kadınlarınla beraber olduğunu bütün dünya biliyor. Tabii kendi ülkesi, kendi ulusu da biliyordu. Ve ne yazık ki bizim devletimiz Sukarno Türkiye'ye geldiğinde Sukarno'ya lüks nermin aracılığıyla bir kadın buldu. Bir yerde Sukarno talep ediyor. Bir yerde arz edecek birisi, bir başka bir kadın var. Ama arada bunları buluşturacak birisi lazım. İşte o kim? Lüks nermin. Bankacının yaptığı lüks nerminlik. Bir belki de çöp çatanlık. Eve ihtiyacı olanla elinde ev olanı bir araya getiriyor, parayı veriyor. Bir tarafı ev sahibi yaparken diğer tarafında evini satmasına imkan veriyor. Şimdi bir ülke düşünün, ipotekli konut satışı, yani bankaların aracılığıyla konut satışı %42 azalmış. Peki bankalardan bu kredileri kim alıyor? Kredi büyümesi var. Bugün Merkez Bankası Başkanı söyledi. Ya da toplantıda, evet. Ya da yazılı açıklamasında, yazılı metinde var. Canlarım, söylüyorum. Öğlen de söyledim, bir daha söyleyeyim. İnsanlarımızın pek çoğu, konut almak dışındakileri söylüyorum, geçmiş borçlarını ödeyebilmek için bireysel kredi kullanıyor. Konut kredisi kullanamaz orada. Neden? Tapu lazım. Tapu gelecek, verecek. İpotekli satış, ipotekli kredi adı altında. İpotekli konut kredisi. Şimdi olmayan bir evin tapusunu verecek hali yok ya. Haliyle ne yapıyor? Tüketim için diyelim ki bir buzdolapçıya gidiyor. Mesela
buzdolapçıdan bir tane pro forma fatura alıyor. Pro forma yani ön fatura alıyor, bankaya götürüyor. Bankalar genelde o parayı tüketiciye vereceği, kredi talep edene vereceği parayı buzdolabı şirketinin, televizyon şirketinin, işte neyse yani şirketinin hesabına yatırıyorlar. Ama genelde Türkiye'de bunlar anlaşmalı danışıklı dövüş oluyor. İnsanlar çok sıkışmışlar birbirlerine. Herkes birbirlerine bir bakıma bu tarzlarda kefaletler yapıyor, oluyor. Ve insanlar borçlanıyorlar. Alınan kredilerle ürün alınmıyor. Alınan kredilerle geçmiş borç ödeniyor. Merkez Bankası Başkanı bunu bilmiyor. Bilemez. Neden? Merkez Bankası hayatı bilmiyor ki. Merkez Bankası Başkanı bir akademisyen. Sabah çıkıyor evinden, işine gidiyor. Akşamüstü işinden evine gidiyor. Neyi görmüş? Neyi yaşamış? Neyi biliyor? Tefeci piyasalarından haberi var mı Merkez Bankası Başkanı'nın ve Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin? Eğer hiçbirisinin tefeci piyasalarından ve tefeci piyasasının nasıl çalıştığından haberi varsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Canlarım, deneyimcilik. Felsefede buna deneyimcilik deniyor. Deneyim bambaşka bir şeydir. Bazen dünyanın en somut kanıtlandığı zannedilen bilgileri bile bir deneyimle çökebiliyorlar. O nedenle laboratuvardan geçmeyen teorilere, yani laboratuvarda kanıtlanmayan, deneyimlenmeyen teorilere kanun gözüyle bakılamıyor. Yani fizik kanunu falan gözüyle bakılamıyor canlarım. Birer teoriden ibaret kalıyorlar, birer kuramdan ibaret, birer fikirden ibaret kalıyorlar. Ya. İpotekli konut satışının olmayışı kötü mü? Tabii kötü. Niçin kötü olmasın ki? İnşaat sektörünün çöküşüdür bu. Bitişidir. İnşaat sektörü dediğiniz zaman inşaat sektörüne bağlı çalışan belki 500 kalem var. Aklıma gelmiyor ama çivisinden tutun, çimentosundan, kumundan, nakliyesinden, fayansından, seramiğinden, borusundan, fittingsinden, ne bileyim işte yani lavabosundan, evyesinden, kerestesinden, kiremitinden, tuğlasından, kirecinden de saysanız. Bütün bunlar tabii bir ev yapıldığı zaman çanak alınacak, tabak alınacak, sandalye alınacak, masa alınacak, yatak odası alınacak, yatak alınacak, perde alınacak. Yani bir daireye bir daire olarak bakmayın, bir inşaat olarak bakmayın. İpotekli konut satışlarının %40 azalması sadece inşaat sektörünün değil, inşaat sektörüne bağlı çalışan bütün sektörlerin bana göre battığı anlamına gelir. Ben 6 aydır, 5 aydır, en az 6 aydır 2021 senesi Nisan ayından sonra felaketler başlayacak deyip duruyorum. Bunlar felaket olmasını istediğim için değil. Felaket olacağını haber veriyorum, tedbir alın diyorum. Deprem profesörleri deprem olsun diye yalvarıyorlar mı? Ağlaşıyorlar mı? Ah deprem olsa, deprem olsa diye. Hayır. Deprem olsa demiyorlar. Deprem olsun da demiyorlar. Deprem olacak, tedbir alın diyorlar. Biz de ben kendi adıma konuşayım. Ben de hep bunu yapıyorum. Daha Murat Çetinkaya'dan bu yana Merkez Bankası başkanlarını neden uyarıyorum ben ya? Bugünlerin böyle geleceğini gördüğüm için. Hem faizleri arttıracaksın demiştim Murat Çetinkaya'ya. Yani Murat Uysal'dan öncekine. Yapma demiştim. Hatırlayın 7.25 artacaktı. Ben daha 12 saat 14'te 2'de açıklanacaktı faiz oranları. Ben demiştim ki piyasalarda konuşulan 7 ile 7.75 arasında bir faiz artırımı. 6 ile 7.75 arasında bir faiz artırımı bekliyor piyasalar. Başkan yapma faiz artışı. Bırak kardeşim. Ya bırak ne olursa olsun ya demiştim. Bak öyle bir noktaya gelirsiniz ki geri dönemezsiniz demiştim canlarım. O konuşmamı hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Merkez Bankası Başkanı o gün faizlere müdahale etmeseydi inanın dolar çıkacaktı, çıkacaktı. Nereye kadar çıkacaktı ya? Hayır nereye çıkacaktı ya? Biz artık dünyaya entegre bir paraya sahibiz. Ne yaparsan yapın ya. Değer eğer normal dünyada dolar değer kazanmıyorsa bizim para karşısında ne kadar değer kazanacak? Nereye kadar değer kazanacak? İmkan var mıydı canlarım ya? Ama Merkez Bankası Başkanı paniğe kapıldı. Para sahipleri de tabii tahrik ettiler biraz. Müdahale etti. Etmeyin ya. Ben hep söylüyorum etmeyin. Şimdi bu kötü haber. İpotekli konut kredileri kötü haber. Pardon böyle zaman zaman saate bakıyorum.
Siz de diyeceksiniz ki dede nereye bakıyor acaba? İçeride birisi mi var diye. Yok canlarım. Diğer haber. Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvil faizlerinde yaşanan artış ve Naci Ağbal'ın görevden alınması ile Türk lira sert değer kaybedince yabancılar konut almak için Türkiye'ye koştu. Yabancılara yapılan 4.285 adet konut satışı ile Mart ayı rekoru kırıldı. 2021'in ilk 3 ayında toplam satışlar 9.992 adete ulaştı. Şimdi canlarım, kötü bir satış, kötü rakamlar değil bunlar. Tabii fiyatları bilmiyoruz. 9.000, diyelim ki 10.000 konut satıldı. Eğer konutların tanesi 1 milyon liraysa, yabancılara satılan konutların tanesi 1 milyon liraysa, 10.000 konut 10 milyar iyi para. Öyle yapmıyor mu? Öyle yapıyor. 10 milyar. 10 milyar lirayı yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolar. İyi para, kötü para değil bunlar. Elbette. E ama konutlar alıyorlar evlerimize falan filan. Bütün dünyada oluyor bunlar canları. Esas olan burada ne biliyor musunuz? Vatandaşlık vermemek. Evet, benim kızım 18 yıldır İtalya'da. Ama hala buna rağmen vatandaş olamadı. Kolay değil. İtalyanlar vatandaşlık kolay vermiyorlar. Gerçi tabii ki bunun ilk hemen hemen iki üniversite bitirmek zorunda kalınca üniversite öğrencisi olarak okudu orada. Ondan sonra vergi mükellefi oldu. Ama kolay vermiyorlar. E para verenlere de İtalya'da bilebildiğim kadarıyla 1 milyon avro. 1 milyon avro. Ya bizde 250 bin liraya, 250 bin dolara mı vatandaşlık veriyoruz? Olmaz mı? Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerini düşürür canlarım. O nedenle konut satışlarına, iş yeri satışlarına, küresel sermayenin Türkiye'de gelip yatırım yapmasına asla karşı değilim. Hisse senedi almasına asla karşı değilim. Bunlar olacaktır. Olması gereken şeylerdir canlarım benim. Esas olan Türkiye'ye gelen dövizin Türkiye'yi yöneten siyasi irade tarafından doğru kullanılması. Türkiye 2011 yılının sonlarına kadar, 2012 yılının sonlarına kadar bu küresel sermayeyi doğru kullandı. Bakınız, doğru kullandı diyorum. Bundan da eminim. Bütün yanlışlıklar ondan sonra başladı canlarım. Neyse, yabancıların konut alması konusundaki görüşümü merak edenler oluyor bazen. Ben bir defa dünyada benim için yabancı yok. Ben yabancı gözüyle bakmam. Ben paraya da yabancı para diye bakmam. Yabancı sermaye. Yabancı sermaye demek bana hoş gelmiyor. Bu bir küresel sermayedir. Küresel. Bizler aslında dünyalıyız. Daha önce sizinle konuştum mu, size anlattım mı bilmiyorum. Hollanda'da, 1-2 sene önce Hollanda'da büyük kız kardeşimin eşiyle beraber oturuyoruz. Bruges'de bir kafede oturuyoruz. Hanımefendiler, kadın garsonlar hizmet ediyorlar. Bizim masada geldiler tabii sipariş almak için. Kadın gülümseyerek sordu. Hangi ülkedensiniz dedi. E ben biraz İngilizce konuşuyorum. Dünya ülkesinden dedim. Şaşırdı kadın. Yani İngilizce bilmediğimi zannetti. Bir daha sordu hangi ülkeden geldiğimi. Dünya ülkesinden dedim ben. Dünyalıyız dedim. Şaşırdı ve inanır mısınız? Sorduğu soruya utandı. Evet, utandı, hissettim, yüzü kızardı çünkü ve bir daha hiç girmedi o konuya. Orada oturduğumuz sürece bir daha ne gelip neresinden, orasını burası mı diye sormadı. Benim için insanlık dediğimiz şey dünyalı olmaktır. Madem bu dünyadayız, dinimiz, dilimiz, rengimiz ne olursa olsun ya. Ya nihayet insanız ya. Anamdan doğduğumda benim dinim mi vardı ya? Anamdan doğduğumda benim mezhebim falan mı vardı ya? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana ilerleyen yıllarda Müslümansın dediler. Sünnet ettiler. Canımı yaktılar. Bana bıraksaydılar 18 yaşından sonra belki sünnet olmayabilirdim. Belki de çok tıp bilimi bana çok inandığım, güvendiğim bir hekim anlatırdı. Derdi ki yok, çok sağlıklı bir şey. Bunu mutlaka almalısın diye. Ameliyat olurdum, olurdum. Ama bana sormaları gerekiyordu. Beni sormadılar bana, bilmiyorum, nüfus kağıdıma İslam yazmışlardı. E yazdırmayabilirdim ben belki de. Belki başka bir dini seçerdim. Belki dinsiz yazdırırdım. Belki deist yazdırırdım. İnsansam
İnsansam, bireysem bunlara 18 yaşından sonra ben karar vermeliyim. Ama dünyada böyle değil canlarım. Bilmiyorum, bizde böyle değil en azından. Bizde gidin sorun 6-7 yaşında çocuklara da nesin dediği zaman Müslümanım diyor. Ya da Türk'üm diyor. Nereden geldik buraya bilmiyorum ama yabancı satışlarından geldik. Yabancıya konut satışlarından geldik. Haber yabancı diye geçiyor. Benim için tekrarlıyorum. Vatandaşlık ne? Vatandaşlık ayrı bir şey canlarım. Bakınız, vatandaşlığın dinle, dille de ilgisi yok. Hayır. Birisinin benim ülkemin vatandaşı olabilmesi için çok büyük bedeller ödemesi lazım. Çünkü benim dedelerim bu vatanın sahibi olabilmek ve bize emanet edebilmek için çok büyük bedeller ödediler. Para değil, can. Kan. Can ve kanla satın aldılar bu toprakları. Bu toprakları kanla ve canla alan dedelerimin ben bana bıraktığı emaneti başka birilerine parayla nasıl verebilirim? Vereceksem de bu kadar mı ucuza verebilirim, vermeliyim? Bu benim görüşüm. Bana katılmayabilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Ben din konusunda da, milliyet konusunda da açık söyleyeyim. Böyle düşünüyorum ben. Mezhep ne demek mezhep ya? Hangi mezhep? Neyin mezhebi ya? Mezhep diye bir şey mi olur ya? Tarikatmış. Ne tarikatı ya? Siyaset mi yapıyorsunuz siz? Ha, siyaset yapıyorsanız bilelim isminizi koyun. X tarikat partisi deyin. Tamam, bilelim, geçin geçin siyaset yapın o zaman. Ama görelim ne yaptığınızı. Bütçenizi görelim. Kimden nasıl para alıyorsunuz bilelim bunları. Ama ne geliriniz belli, ne gideriniz belli. Nereden aldığınız, ne harcadığınız hiçbir şeyi bilmiyoruz. Ne yaptığınızı bilmiyoruz. Ondan sonra da anayasamızda kavga ediyorsunuz. Ey tarikatçılar, ey mezhepçiler, yapmayın kardeşim. Ha, bunu yapamıyordunuz. Evet, bunu yapamıyordunuz. Bu hükümet geldi, size gün doğdu, yapıyorsunuz. Bakalım nereye kadar yapabileceksiniz bunu? Ben size mezhepçilik yapmayı da demiyorum aslında. Ama kardeşim, bu ne başıboşluk ya? Bu ne başıboşluk böyle ya? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kendine has bazı kuralları olması gerekiyor. Vardı. 17-18 önceye kadar vardı. AKP geldi, kalmadı. Canlarım, küçük damat Kanada'nın sihalar için uygulamaya koyduğu ambargonun üretimlerini aksatmayacağını, çok daha gelişmişlerinin Türkiye'de üretildiğini Milliyet Gazetesi'ne açıkladı. İyi, güzel. Harika bir haber ya. İyi de canım benim, güzel kardeşim benim, güzel damadımız, bizim milli damadımız. Bu kadar güzel bir haberi Milliyet Gazetesi'ne açıklayacağına bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nı açıklasaydın olmaz mıydı? Evet, Dışişleri Bakanı'na deseydin ki Sayın Bakanım, hiç telaş etmeyin. Sakın Kanada'ya falan telefon da etmeyin. Biz onların bize vermediklerini üretiyoruz. Hem daha iyisini, daha kralını üretiyoruz. Deseydin. Demedin. Demediğin için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı Kanada Dışişleri Bakanı'na ricacı oldu. Adeta yalvar yakar oldu demektir bu. Evet, diplomaside buna rica denir ama rica eden için ricadır. Karşı taraf için yalvarmadır bu. Her zaman böyledir. Siz birisinden bir talepte bulunurken rica edersiniz. Çünkü isteyensiniz. Talep ettiğiniz kişi sizin ricanızı başka yerlerde anlatırken ya geldi pezevenk bana yalvardı diye anlatır. Dışişleri böyledir. Ticaret de böyledir. Alım satım da böyledir. İsteyen daima eziktir. İsteyen daima rica eder. Talep edilen, vermeyen ise karşı tarafın kendisine yalvardığını anlatır. Sevgili kardeşim, sevgili damadımız, bizim ulusal güzel damadımız, ülkemize güzel işler yapıyormuşsun, yap, helal olsun. Ama unutma, senin kazanacağın para bu ülkenin, bu devletin onurundan daha değerli olamaz. Senin kazanacağın para benim ve bu milletin umurunda bile olmaz kardeşim. Ben önce bu devletin, bu milletin, bu ülkenin onuruna bakarım. Senin kazanacağın paraya bakmam. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Milliyet Gazetesi'ne demeç verene kadar Dışişleri Bakanı'nı arasaydın daha iyi olmaz mıydı be çocuğum? Yapma bir daha.
Bir daha sakın yapma. Sen bu ülkenin bir numarasının torunusun, damadısın çocuğum. Sakın yapma. Sakın. Başka birisi yaparsa da engel ol. Bak, Dışişleri Bakanı'nın, Kanada Dışişleri Bakanı aradı ve şu ambargoyu biraz daha erteleseniz diye rica ettiği, bizim için rica etmiştir. Dünyadaki bütün medyada organlarında yer aldı. Oysa sen bakanı arasaydın önceden, milliyete mesaj vermek ya da röportaj vermek yerine bakanı açıklasaydın. Ah be çocuğum ya, ah gençlik, ah. Gençlik mi yoksa kibir mi bilmiyorum. Kim bilir? Belki de kibir yapıyorsunuz. Keşke yapmasınız. Keşke yapmasınız. Ya da ticari zekanız öyle olması gerektiğini anlatıyor. Ha, biz ezilmiyoruz, güçlüyüz demek istiyorsunuz. Sen gücünü göstermeye çalışırken benim devletimi, benim halkımı, benim milletimi nasıl da güçsüz duruma düşürdüğünü farkında değil misin çocuğum? Ha? Bir düşün kardeşim. Bir düşün evladım. Bir düşün torunum. Çok ayıp ettin. Çok ayıp ettin hem de. Bundan sonra lütfen halkım adına, devletim ve milletim adına senden rica ediyorum kardeşim. Ben rica ediyorum, evet. Sen git istersen Bayraktar ol diye bir dede var, bana yalvardı de. İstediğin yerde. Ben milletim için bunu da kabul ederim. Bundan sonra böyle durumlarda önce ilgili bakanı ara kardeşim. Önce ilgili bakanı ara, konuş. Ondan sonra ne dersen de, ne yaparsan yap. Ama bakanımız ona göre davransın. Evet, canlarım, güzellerim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın.